Ne zaman konuşacak diye bekliyorlar. Ve ben yaşımdan önce, yani konuşması beklenen yaşımdan önce konuşmaya başlamışım. Aa demişler, nasıl konuştu falan. Fakat 2 gün sonra susmuşum. O zaman komşular demiş ki birinin nazarı değdi. Çocuk bak vaktinden evvel konuştu dedi, bu da sustu. Ne yapalım, nazarı gidermek için hemen komşunun biri gitmiş, evindeki kafesi getirmiş. Kafesin içinde de kanarya kuşu. Kanaryanın kafesinin içindeki suyu almışlar. Bana içirmişler ki kanarya gibi ötsün diye. Ben ertesi gün yeniden konuşmaya İşe başlamışım. yaramış mı Şimdi sizce? Altan Erbuak bunu aldı, anlatıyordu. Arkadan dedi ki, diyordu ki, efendim şimdi ise ötmeyen kanaryaları Halet'in suyunu içiriyorlar diyordu. Böyle bir espri çıkmıştı, şimdi hatırladım. Radyoyla ben bir radyo programı dinledim. Çok beğendim ve gazetede yazarlığa başlamışım. Yani yazı yazıyorum. Orada ona ait güzel, yani ne güzel program falan diye bir yazının içinde geçiyor. Ve bu röportajı yaptım falan, konuştum. Dediler ki ya senin ses tonun filan, sen radyoya bir şey, yok canım ben yapan şey edemem dedim. Ancak ben dedim skeç falan yazıyorum böyle, onları radyoda oynarsanız. Yazdım, beğendiler ve radyodaki skeçim oynuyor. Fakat tabii skeçlerin önünde şöyle bir şey vardır. İç spiker diye bir söz vardır. Yani iç spiker der ki, efendim İzmir'deyiz, bir açılış töreni var, törende bilmem ne falan. Dediler ki bunu sen kendin konuşsana. Ya olur mu, ben spiker miyim dedim. Fakat ikinci skeçe geldiğim zaman, ya dediler sen ses tonun iyi, bir denesene. Denedik. Çok beğendiler. Bu sefer ben yazdım skeçlerin önünde. Takdimi kendim yapmaya başladım. Birisi dedi ki ya sen bunu gazetede spor yazıyorsun, konuşma sesin de iyi, niye spikerliği denemiyorsun dediler. Öyle başladık, bugüne geldik. Yalnız radyo ile televizyonun çok sıkı bir ayrımı var. Radyoda görmeyen bir insana anlatıyorsunuz. Maç spikeri bilhassa. Yani bazı gençler, hani tecrübesiz olanlar televizyonu anlatıyor gibi anlatıyorlar. Hayır, daha bol bol anlatacaksın. Ama televizyon spikeri de radyo spikeri olmadığını düşünecek. Adamın gördüğüne sarı forma giymiş olan bilmem ne takımı, beyaz forma giymiş olan falan takım. Adam görüyor televizyonda, ona lüzum yok. Ama anlatırken şimdi evet beyazların akınını istiyoruz diye, ama radyoda söylemeniz lazım daha başta. Bugün falanca takım çubuklu, öbürü de düz bilmem renk giymiş demek. Yahut şimdi öyle bir şey ki, o kadar nefis bir korner, nefis olduğu yerine top havadan süzülüyor falanın kafasına çarptı. Ne kadar net ve ne kadar ayrıntı verirse spiker, o zaman o kadar başarılı spikerdir. Ufuğa baktığım zaman karşıda 90 yaşı görüyorum. 90'a 2-3 senem kaldı. Onun içindir ki artık projeleri günlük yapıyorum, güncel. Onun için buraya da şimdi gene de nokta koymayalım, virgül koyalım. Bir virgülle başka bir gün gene beraber olalım.